ofislerdeki bu genel kullanım alanlarında işte kapıyı açarken, ışığa basarken, ederken temassız olmamız gerekiyor. Yani ya da en azından teması minimuma indirmemiz gerekiyor. Bunun için de bir çözümümüz var. Kadıcan'la beraberiz. Kadıcan merhabalar. Merhaba. Siz şirketinizde böyle bir çözüm geliştirdiniz. Temassız. Nasıl oluyor bir temassız? Görelim, öğrenelim dedik. İstersen senle beraber devam edelim. Tabii. Aslında ofislere geldiğimiz zaman biz de hani bir şirket işletmecisi olarak pek çok şeye baktığımızda pandemi döneminde insanları ofislerde nasıl güvenle koruruz ve burada çalışmalarına devam ederiz? Önemli konulardan bir tanesi ortak noktaları nasıl yöneteceğiz sorusu oldu aslında. Biliyorsunuz ofislerde ortak alanların ışıkları, havalandırmaları, pek çok şeyin yönetimi aslında herkesin parmak bastığı, sürekli dokunmak durumunda kaldığı yerlerden başlıyor. Biraz önce girdiğimiz kapıda da baktığımız zaman insanlar parmak iziyle okuyucular yerine kart veya telefonlarıyla girebiliyor olmaları aslında o dokunma riskini azaltmış oluyor. Hemen devam ettiğimizde aslında odama geliyorum sabah herkesin yaptığı gibi. Ve işte kendi odama girdim. Evet. Buraya da aslında kartınızla giriyorsunuz muhtemelen. Tabii. Okay. Kartımla odama girdikten sonra kendi odamın ışığını kontrol edeyim dedim ve kapattım. Işığı kapatıyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Peki dolayısıyla burada içeride de herhangi bir yerde buton yer almıyor. Evet. Güzel tarafı bu aslında. Buton olmadığı için insanların ortak çalışma alanları için çok daha değerli. Hem bir taraftan çevreci tabii ki. Sizin davranışlarınıza göre otomatik ayarlıyor olması, akşam kimse kalmadı, kapatayım ben diye kararlar veriyor olması bir konu. Evet, diyorsunuz ki toplantı içinde bir çözüm var. Orada da yine insanlar bir yere geldiğinde nasıl olacak onu da göreceğiz. Toplantı odalarının yönetimi de aslında yine şu kapılarda gördüğünüz mekanizmayla beraber. Gördüğünüz gibi hiçbir kablo bağlantısı yok burada. Burada da gördüğünüz kapıdaki sistemle aslında toplantıya yetkisi olmayan kişilerin içeri girmesini engelleyen. Ve ben eğer toplantıda varsam içeri girmeme izin veren, çünkü biz buraya şöyle bir tanımlama yaptık. İşte bu odanın metrekaresi bu kadar ve 6 kişi olabilir içeride. Güzel. Dolayısıyla 7.ye ihtiyaç yok. 7. kişi risk taşıyor. Şirket ölçeği kalabalıklaştıkça kim ne zaman neredeymiş bunu yönetmek çok da kolay değil. Dolayısıyla bu kapılarda bastığımız bölümlere girerken kullandığımız yapıyla beraber olası bir risk anında ki testini yaptırdı, pozitif çıktı diyelim ki. O kişinin ofise geldiği anları zaten mobil uygulamayla başta konuştuğumuz gibi bakabiliyorduk. Bu odada o gün kaç kişiyle beraber birlikteymiş, kendi odasında, masasında kaç kişi gelmiş, içeriye girmiş, çıkmış. Dolayısıyla benim elimde filyasyon yönelik şöyle bir veri oluşmuş oluyor. Cem o gün Kadircan'la beraber bu odadaymış ve ben bunu biliyorum kesin olarak.